Oo, şuna bak, şuna bak. Allah'ım nasıl tatlı bir şey bu. Çok akıllı bu. Anneciğim biz sana bir şey söylemeye geldik. Söyle oğlum benim. Biz bugün Kübra'yla evlendik anneciğim. Öyle mi? Aman çok sevindim. Allah tamamına erdirsin. Ya benim kafam karıştı. Siz Yiğit'in kızı demediniz mi bana bunu geçen hafta? Kusura bakma. Benim öyle kafa işte gidiyor geliyor ama yani ne yapayım? Yani öp bari elime. Gel ben de seni öpeyim. Maşallah, maşallah. Pek güzel. Hayır ama yani kafam normal karışması. İnsan kendi oğlunun nikahına davet edilmeyince... halbuki insan istiyor ki, değil mi? Hani bir düğün dernek yapayım kendi elimle. Yok Zeliha teyzeciğim, zaten her şey çok ani gelişti. Öyle düğün dernek falan da yok. Kuru bir nikah. Sen de kuru bir şeysin zaten. Anne sen bayağı iyileşmeye başladın ya. Böyle kinayeler, laf sokmalar falan. İyisin, iyi. İyiyim tabii. Seni de iyi edeceğim ama... şimdi burada gül gibi gelin kızım var. İşte insan böyle kendini bilmezse yüzü kızaracağına yüz çevirir. Ya pes yani. Gel kızım gel. Asıl sen muhatap olma şunlarla. Anne yeter. Ama şu kuruma şu havalara bir bak ya. Sanki mahalleye bayrak olan biziz. Sen kimsin ya? Ha? Kimsin sen? Hiçbir işin gücün yok. Çıkıyorsun pencerede kuku mavkuşu gibi onu bunu yargılıyorsun. Sen misin bilir kişi? Ha? Sana ne bizim hayatımızda? Bak benim karıma bir kere daha selam vermeyeceksin, tamam mı? Ona göre Neriman Hanım. Şimdi gir içeri. Ay ne dedi bu ayol? Git hayatına bak be. Ne oluyor ayol? Ne zaman evlendi bunlar Derya? Bu sabah evlendiler Neriman ablacığım. Girsene sen içeri. Kafayı üşüteceksin. Derya üşürüz. Vallahi evlendiler ya. Ay ne evliliği ya? Şaka mı bu? Bak, ben sana diyordum Sibel. Bu Emir Kübra'yı alır diyordum da bana fesat diyordun. Al işte. Formaliteden Neriman ablacığım, formaliteden. Ay, formalitedenmiş. Hadi canım, onu benim külahıma anlatsınlar. Ne formalitesi ayol? Ayol bu Kübra. İki kap yemekle girdi o eve. Hamile çıktı, hamile. Şimdi evin bütün mutfağı önünde. Bilmiyorum artık mahallemizde yakında bir nüfus patlaması yaşanırsa şaşırmayın kızlar. Ama böyle kuru kuru dedikodu olmuyor Neriman ablacığım. Bir kahve yap da içelim. Hep kendin istiyorsun. Ay tamam hemen geliyorum. Hemen gelme azıcık. Ne diyeceğim sen biliyor muydun evleneceklerini? Ay Kübra Emir bana evlenme teklifi etti dedi ama... yani sonrasında ne oldu bilmiyorum. Allah Allah. Ya insan millet ne der diye evlenir mi hiç? Çıldırmış bunlar ya. Ya o değil de... çocuk büyüyünce Emir'i baba bilecek. Yiğit'ten hayır yok tabii. Emir de ne yapsın sahip çıktı. Elif için yani aslında. Hah. Güzel kırtasiye malzemesini de hallettiniz. Abi duydun mu olanları? Ne? Haberin var mı nikahdan? Ne nikah? Kübra ile bir evlenmişler. Mahalleden duyduk bizi. Çalkalanıyor ortalık. Ne?
Kendi biraderinden bile haberin yok be Yiğit. Sülalecek sırlar dünyasısınız ha. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun? Abi dur, ne yapıyorsun? Ne diyorsun adama ya? Nereye? Dolaşacağım biraz, sen kapat. Ya bekle beni de ben. İyi akşamlar Kübra Hanım. Ne oldu, beyin evde değil mi? Yoksa yalnız mısın? Ne oldu ya? Ben kardeşimin nikahını el alemden duyuyorum. Aşk olsun Emir. Ne ayıp ya. Senin bu hayatta tek bir tane abin var ve onu bile düğününe çağırmıyorsun ha? Yok. Var ya Kübra, senden gerçekten korkulur. Yani düşünüp taşınıp bunu mu yaptın ha? Yani benim hayatım yetmedi. Şimdi Emir'inkine de mi çöreklendin ha? Hay. Sen ne bitmez bir Kübra'ymışsın ha? Ben de geliyorum şimdi. Halil dışarı. Hadi. Senin derdin ne ya? Ne istiyorsun oğlum sen? Çocuk beni babası bilecek. Ne oldu? Böylesi de mi işine gelmedi? Hani senden çocuğa baba olmazdı? Sen söyledin bunu. Sendeki bu ne hırs, bu ne azim ya, bu kadının hayatını karartmak için. Neden bunu yapıyorsun ya? Gençliğine yazık değil mi lan? Ha? Ya ne yapıyorsun sen be? Ben eziyet çekeyim diye değil mi? He tabii, bir de vicdanımın üzerine öküz gibi oturman için değil mi? Zaten hep yaptığın şey bu değil mi? Bak birader, sana bir şey söyleyeceğim. Sevmediğim bir kadınla bir ömür geçirecek olan sensin, ben değilim, anladın mı? Ne yersiniz yiyin. Gerçekten sıkıldım. Ben senin bir vicdanın olduğunu bilmiyordum. Eğer varsa da üzerine oturan şey senin kendi öküzlüğün birader. Bak. Bundan sonra öyle benim evime gelip benim rahatımı, huzurumu kaçırma, tamam mı? O çocuk huzurlu bir evde büyüyecek, o kadar. Senin olduğun yerde pek huzur olmuyor. Bundan sonra ben babasıyım, sense amcası. Eğer çocuğa amcalık yapacaksan eyvallah. Ama onun dışında Yiğit, sakın bir daha kapımın önünden bile geçme. Hadi canım, ben kaçtım. Çaktırma. Neriman'a inat yapıyorum. Fark ettim. Az değilsin sen de. Şu yüzüğünü bana verir misin? Ben bugün bir ara yüzük bakacağım da tam parmağına göre olsun. Yok Emir, ya yüzük falan boş ver. Hadi canım, seninle bir yola çıktık. Her şey usulüne göre olacak. İstediğin model var mı? Klasik Aryans işte. İyi, hani tamam. Herkesinki gibi. Tamam. Elif uyanıcı öp benim için. Tamam. Öperim. Akşam
akşama ne yemek yapayım sana? Ne istersin? Karımı daha ilk günden mutfağı kapatacak halim yok. Dışarıda yeriz. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.